Selamun Aleyküm Mavera TV izleyenleri. Fincandaki Sohbetin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde arkadaşım Aynur Adiloğlu bizimle olacak. Hoş geldin Aynur. Hoş bulduk nerede? Betül'ün bir işi çıktığı için bizimle olamadı ama elhamdülillah sağlığı sıhhati yerinde. Aynur'la da bu akşam, yani daha doğrusu Fincandaki Sohbetlerin bu bölümünde sanat terapisini konuşacağız. Aynur sanat terapisi eğitimi almıştı ve alanında da çok başarılı bir psikolog. Allah razı olsun, bizleri de kırmadı. Bu bölüm kendisine sanat terapisini dinleyeceğiz. Başlangıç için sanat terapisi nedir diye böyle çok klasik bir soruyla sözü sana bırakabilirim. Tamam. Seni dinliyorum. Teşekkür ederim öncelikle. Sağ olasınlar yine. Umarım hepimiz için hayır olur bu bölümde diyelim. Sanat terapisi, sanat aracılığıyla beraber kişilerin aslında duygularına, davranışlarını, kendi içindeki cevherlere çalışan bir nevi bir terapi ekolüdür diyebiliriz. Birçok ekolle beraber entegre olarak da gidebilir. İnsanların sanat aracılığıyla içindeki duygularını yansıtmasına, bastırdığı duygularını tekrar açığa çıkmasına ya da dışa vurmasını sağlayan bir ekoldür aslında. Şunu da söylemek istiyorum. Sanat terapisinde sanatsal herhangi bir kaygı güdülmez. Yani biz onun en başında da hatta danışanlara da mutlaka söyleriz. Hani burada sanatsal bir kaygı gütmenize gerek yok. Amacımız o değil. Sanat başkaları için sanat için olabilir ama burada bizim niyetimiz terapi için sanat aslında bir nevi. Kişinin o sanat terapisinin amacı aslında bir nevi de şu. Kişinin içinde yaşadığı sıkıntıları adlandıramadığı ya da çok soyut kalan şeyleri bilinç dışının sembolleriyle böyle bir nevi kağıda ya da kile, hamura, bazen parmak boyasıyla olarak hani çocuklarda da bir nesneye yansıtması diyebiliriz. Oradaki amacı da hani onu dışa vurup somutlaştırıp o çalıştığımız konu üzerine daha rahat konuşabilmek, daha rahat müdahale edebilmek. Çünkü bazen insanlar şey oluyorlar hani olumsuz bir duygu yaşıyorlar, bir kaygı yaşıyorlar ya da çok depresif bir haldeler o konuyla ilgili ama onun ne kadar büyük olduğunu ya da nasıl olduğunu, neye dayandığını çok bilemedikleri olabiliyor. Ama sanat terapisiyle aslında biz onu bir nevi bir kağıda döküp ne nerede ne değil olarak da görebiliyoruz. Biraz önce bilinç dışında ne olduğunu bilinç dışı kelimesini söyledim. Onda ne olduğuna biraz değineyim ki hani biraz daha anlaşılır olsun. Biz toplumda genellikle bilinçaltı kelimesini kullanırız. Ama bilinçaltı diye aslında bir kelime yoktur arkadaşlar. Hani öyle bir isim yoktur. Onun aslı bilinç dışıdır. Hani bilincimiz haricinde ne varsa o bilinç dışına aittir. Ve hani kendi içimizdeki, zihnimizdeki, duygularımızdaki şeyleri biz bilinç dışı ile çözmeye çalışırız. Bilinç dışında kendine has sembolik bir dili vardır. Sanat terapisinde de bu böyledir bu arada. Yani mesela bir ağaç çiz testinde ki bu bir resim analizdir bu arada. Tam olarak sanat terapisi olmasa da hani orada ağaçların dökülmesi mesela kişinin depresif özellikleri vesaire taşıdığına ya da hüzünlü bir süreçten geçtiğine işaret olabilir. Bakın kendi has bir dili var oranın. Ağaçların düşmesi. Hani belki bir tık konu dışına çıkıyor burası ama rüyalarımızda da biliyorsunuz ki bazen psikolojik etmenler olabiliyor ve orada da aslında semboller var. Hani o sembolleri terapist orada okumaya çalışır, bir psikolog okumaya çalışır ve ona göre gitmeye çalışır. Şuna değinmek istiyorum burada. Sanat terapisi de genellikle hani çok da orada işin sırrını açığa çıkarmadan diyeyim çünkü bence o biraz da kişiye has olarak deneyimlenmesi gereken bir konu. Mesela kişinin bir travması var. Kendi içerisinde saklı kalmış yani onu akıtacağı bir nokta bulamamış ve o travmasını aslında bir nevi kişi güvenli bir alanda hani sadece terapisiyle güvendiği bir zaman aralığında tabii ki de terapisine güvendikten sonra onu içinden geldiği şekliyle, aklına geldiği şekliyle anlamlı gelmese de olduğu gibi aktarmasıdır. Çünkü bazen kare çiziyoruz ve çok farklı anlamlar çıkıyor. Bazen bir ev çiziyoruz, çok farklı anlamlar çıkıyor. Ağaç çiziyoruz, çok farklı anlamları çıkabiliyor. Hani her şeyin kendine has bir dili var aslında. Burada sanat terapisinin nelerle çalışıldığına da burada biraz değinmek istiyorum. Az önce zaten vurgusunu yaptım. Resimle çalışıyoruz, kille de çalışıyoruz, hamurla da çalışıyoruz. Plastik sanatlar içeren hemen hemen her şeyde çalışabiliyoruz. Kolajda da çalışabiliyoruz, fotoğrafta da çalışabiliyoruz. Ve böyle aslında geniş bir skala
katkısı var. Hani kişi istediği bir materyali alıp orada sanat terapisi aracılığıyla kullanabilir. Hatta ben hatırlıyorum, biz eğitim alırken kimimiz şey yapmıştık, yani hani resim çizerek yapıyorduk belki ama işte kimimiz çiçeğimizi koparıp gelmişti, işte oraya koymuştuk. Çünkü bizim için orada onun öyle bir anlamı vardı. Hani oradaki genel maksat kişinin içindekini dışarı somut bir şekilde dökebilmesi. O soyutluğu somutlaştırmak, güvenli bir alanda ona göre koymak. Burada da sanat terapisinin çalıştığı ekollere de değinmek istiyorum. Çünkü sanat terapisi yani bir derya, deniz bir alan. Hani biz de zaten alanda da hep şeyi görürüz ya, makalelerde mesela literatür kalp kısımları gibi. Sanat terapisi de tek başına da bir ekol. Ama bir arkadaş eğer yeni başlayacaksa sanat terapisi eğitimine, hani bu danışanlarla ilk çalışmaya başlayacaksa, ilk hani başka bir ekol eğitimi olmadan sanat terapisiyle çalışması onun için yeterli olmayabilir. Orada farklı bir ekolle beslenip daha sonrasında onu ortaya dökmesi onun için iyi olur. Mesela ben ek çalışıp bir yandan sanat terapisi çalışıyorum. Orada o ikisi birbirine çok güzel entegre olabiliyor. Ya da BDT ile de çalışılabildiğini duydum sanat terapisinin. Bununla ilgili kaynaklar var elimizde. Sanat terapisinin kendi içerisinde ekolleri var. Psikodinamik, varoluşçu, mindfulness alanı gibi BDT ile de entegre çalışılabiliyor. Hani sanat terapisinde kendine göre böyle bir yorumlamasında farklılıklar olabiliyor. Hani burada tek tek hani semboller şu anlama gelir, bu şu anlama gelir gibisinden bir şey demek istemiyorum. Çünkü burada bize Volkan Demir Hoca özellikle şunun vurgusunu yapardı. Bizim oradaki en büyük referansımız kişinin duygularıdır. Yani danışan bize hangi duyguları getiriyorsa biz duyguları üzerinden aslında bir nevi neyin ne anlama geldiğini üzerine konuşmaya çalışıyoruz. Ve hani yok sen tamamla, ben daha sonra bir şey eklemek istiyorum söylediklerine. Tamam inşallah. Bazen de hani şu da önemli olduğunu düşünüyorum. Kullandığımız malzemelerdeki en küçük şeyler bile çok büyük anlamlara çıkabiliyor bazen. Yani bir fırçanın kalınlığı, inceliği, hangi tarafta durduğu, mesela sağ tarafta mı duruyor, sol tarafta mı duruyor, üst tarafta mı duruyor, alt tarafta mı duruyor? Ya da ben kendi eğitimimdeyken hatırlıyorum, bir posteri ben kullanmak içimden gelmişti. Hani gitmiştim, posterimi almıştım ve hatırlıyorum onun beyaz tarafını çizmiştim. Ama posterimin arka tarafında da benim bilinç dışımdan mesajlar çıkmıştı. Ve ben böyle şey olmuşum, gerçekten. Hani aslında insanın kendisini de tanıması için çok enteresan bir yol. Çok farklı bir yol da var burada. Yani çok küçük şeyler, bir kalem öylesine kullandım diye düşünebilirsiniz ama öylesine kelimesi orada çok geçerli bir kelime değil. Hani bazen tabii ki kaderin faktörleri de olarak da hani orada Allah'ın insana farklı yüzleştirdiği, farklı yansıttığı şeyler olabiliyor. Ayrıca de bilinç dışında da Allah bize farklı şeyler anlatıyor. Kesinlikle. Az önce söyledim ya, yani sanat terapisi aslında kişinin hissettiklerini ya da düşündüklerini somutlaştırmasına bir fırsat tanıyor diye. Ben daha önce hiç sanat terapisiyle ilgili bir şey, bir seminere ya da herhangi bir atölyeye vesaire katılmamıştım. Seninle hatırlıyorsan hani bir böyle küçük bir atölye yapmıştık. Sevgili Betül de şu an aramızda değil ama o da o gün oradaydı. Ve gerçekten şok olmuştum. Yani bu kadar böyle hani bariz demeli miyim bilmiyorum ama çok bariz bir şekilde yani somutlaşması beni çok şaşırtmıştı ve şey gibi hissetmiştim. Hani subhanallah, bu gerçekten hani Allah'ın bir nimeti diye. Çünkü genel anlamda böyle çok fazla bir şeyler çizerek kendini ifade eden bir insan değilim. Ben daha çok yazarak kendimi ifade eden bir insanım. Ama sen hep çizmeyi çok seviyordun. Yani tanıştığımız günden beri hepimiz biliriz ki sen çizmeyi çok seversin. Resmin de iyidir de zaten. Yani o yüzden ben senin bu alanı bu kadar çok sevmeni biraz buna yoruyordum. Hani sen çizmeyi çok sevdiğin için zannediyordum açıkçası. Ve hani düşün, ben psikoloji mezunu olmuş olmama rağmen böyle düşünüyordum. Ve seninle yaptığımız o küçük atölyede şunu fark ettim. Yani o kadar böyle güzel ve naif bir süreçle somutlaştırıyor ki aslında hissettiklerini ve düşündüklerini. Daha az yıpratıcı da gelmişti bana mesela. Yani bazen psikoterapide böyle bir şeyleri kırık kırık yararcasına konuşmaya çalışmak daha zor oluyor insanın için. Ama sanat terapisi bunu daha naif bir şekilde yapıyormuş gibi hissetmiştim. Hani tabii ki de terapi tekniklerini kıyaslamıyorum ama o an tecrübe ettiğim şey bu olmuştu yani. Ve sanat terapisine dair böyle hani en sevdiğim şeylerden bir tanesi herhalde bu. Evet, olabilir. Yani çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Peki Aynur, bir soru geldi aklıma şimdi. Yani sanat terapisinde
Hani bir yaş aralığı var mıdır? Hani kimler için uygun ya da kimler için uygun değil? Hani bunu da biraz açar mısın? Belki dinleyicilere bir fikir olur. Tabii ki şöyle ki bu çocuk ergen yetişkin herkese çalışabilecek bir ekol aslında. Yani öyle güzel bir yönü var. Kim fırça iğne alabiliyorsa ya da fırça iğne alması gerekiyor. Bazen parmak boyası hani çocuklarla o da çalışabiliyor. Kim hani o konuşma iletişim düzeyine geldiyse aslında bunu yapabiliriz. Burada iletişim düzeyine geldiysem dediysem de hani lütfen şu da yanlış anlaşılmasın. Dil ve konuşma bozuklukları olan kişilerle de bu çalışılabilir. Bunu da altını yine de çizmiş de olayım yani. Hani bunun için küçük yaşlarda kim gerekirse 4-5 yaşında hani kişi aslında başlar ve yaşam boyu devam eder de burada. Hani orada bakacağımız şey şu olabilir. Kişi bunu o sırada o malzemelerle kendini yansıtmaya hazır mı değil mi? Mesela şöyle bir şey var. Atölyelerde genellikle sanat terapisi atölyelerinde ilk resimle başlanır. Resim gerçekten bir tık daha hem yumuşak olarak kişiye olanı göstermeye başlatır. Ama kimi noktası sanat terapisinin biraz daha yüzleştirici ve bir tık sert olabilir. Ama hani o nabza göre şerbettir. Hani bu biraz da işin sırrı bozulmasın diyeceğimiz noktaya has bir şey belki de. Mesela kolaj daha açığa çıkarır. Hani daha yeni tanıştığımız bir danışanla kolaj çalışma izleme. Onunla belli bir bağımız olur. Belli bir süreç geçer sonra kolaj çalışılır gibi. Ya da Pardon. yok kolajın ne olduğunu hemen Kolajın açıklayayım. belki evet anlayamayabilir bizi dinleyen arkadaşlarımız. Tamam. Kişilerin önüne biz dergileri koyuyoruz. Ve diyoruz ki hani içinizden hani bir konu başlığı seçiyoruz. Bu konu başlığı ile ilgili nasıl içinize geliyorsa şu kadar süreniz var. İşte kağıdın üzerine kişi makasla kesip yapıştırıyor. Aslında anaokulunda bir çoğumuzun yaptığı şey gibi. Hani yapardık ya böyle makasla bir şeyler keserdik, yapıştırdık. Farkında değildik ama o da aslında bir nevi kolajdı da yani orada. Biz resimlerimizi, kendi resimlerimizi yapıp belki yapıştırırdık. Kolajda gördüklerimizi ve bizim için bir anlam ifade edenleri aslında oraya yapıştırıyoruz. Ve buradan da zaten kendi öykümüze ve hikayemize bir değen noktası olur. Mutlaka çıkar. Öyle bir farklı bir noktası da gerçekten var. Şey de merak ediyorum aslında aynı ben. Hani örneğin kabul ve kararlılık terapisinde danışan bir duygu, düşünce ya da belki de hayatında problem olarak gördüğü bir olgu, bir olay getiriyor bize ve bunun sonunda aslında işte kazandığı belli konulardaki farkındalıklarla bir değişime gidiyor hayatında. Peki bu süreç sanat terapisinde nasıl ilerliyor? Yani evet bir çalışma yaptık ve ben o çalışmada bir şey fark ettim. Sonra ne olacak? Ya da sürecin sonrasında sanat terapisinin katkısı ne olacak? Yani ben her defasında biraz aslında dinleyicilerin de hani aklına gelebilecek türde soruları da sormaya çalışıyorum. O yüzden Yok sakın haklısın. neler cevabını bildiğim soruları da bazen hani sormak durumunda kalıyorum ki senin ağzından dinleyelim diye. Hani ne olacak yani hep böyle sürekli resim yaparak mı devam edeceğiz? İşte bir sorunum var bir resim daha. İşte canım sıkılıyor bir problemim var herhalde bir resim daha gibi mi? Hani o süreç nasıl ilerleyecek? Biraz ondan bahsedebilir misin? Tabii ki hemen bahsedeyim. Şöyle ki benim başka bir ekolle beraber entegre çalışma sebebimin en baştaki nedeni bu. Yani sırf resimle çalışmak değil, farklı şeylerden de yararlanabilmek. Mesela kabul ve kararlılık üzerinden gidelim. Kabul ve kararlılıkta biliyorsun ki duygular bizim için çok önemlidir. Mesela kişinin duyguyu kabul çalışırken özellikle ya da duyguyu anlama, kendi içerisindeki ne yaşadığını anlama noktasında biz en başında orada yani ben en azından sanat terapisini bazen kullandığım olur. Hani kişi imajine de olabilir. Genel dikkat et zaten kabul ve kararlılıkta orada imajine ile çalışılır. Sanat terapisinde biz o imajineyi aslında bir nevi kağıda döküyoruz. Diyoruz ki hani neyi hayal ediyorsanız, aklınıza neler geliyorsa orada belli başlı çalışmalarla beraber kağıda dökmeye çalışıyoruz onu. En başında kişiyle beraber niyetimiz orada hani içindeki olanları görebilmesi. Kişinin de hani kendisinin neyle başa çıkmaya çalıştığını fark edebilmesi. Ya da bir travma varsa ki buna ek olarak bu konu, bir travma varsa sağlıklı bir alanda çıkabilmesi. Mesela bazen şey yapılır, çocuklarla çalışanlardan duyuyordum bunu. Mesela çocuk belli başlı takıntı özellikleri gösteriyor. Yani tuvalete girmemekle ilgili. Hani pislikten korkuyor çocuk. Onu aslında dışkı resmi vesaire çizdirilir ya da tuvalet resmi çizdirilir. Hani en başındaki ona bir tık maruz bırakma gibi de düşünebiliriz. Ve hani oradaki pis kalma halinde o şekilde ilk etapta ortaya çıkartır. Hani alıştırma süreci için çocukları mesela hani direkt olarak tuvalette bir çalışmadan ziyade önce resimle çalıştıranı da görmüştüm. Mesela burada bir artısı oluyor. Peki bu resimle çalıştıktan sonra ne oluyor?
Orada belli başlı terapötik müdahalelerimiz var bizim. Kimisi sözlü yapıyor bunu ya da farklı ekollerden yararlanıyorsak farklı şeylerle de gidilebiliyor. Hani şu an mesela ikimizin aldığı bir ekol eğitimi değil belki ama çok sık duyduğum hipnoterapi vesaire yoluyla da gidilerek ya da o konu üzerine, o ana üzerine çalışılabiliyor. Ve daha sonrasında o anı aslında sağlıklı bir şekilde yaşanmış, sağlıklı bir şekilde anlaşılmış, sağlıklı bir şekilde ortaya çıkmış bir meseleyi güzel bir örgüyle belki müdahalelerle toparlanılıyor ve ondan sonra hayatına o şekilde ilerletiliyor. Açıklayıcı olduğunu bilmiyorum ama hani böyle bir noktası var en başında. Hani giriş, hani tanıyoruz, gelişme, onun üzerine işliyoruz. Sonuç noktasında da artık biraz daha yeni duygular olmasa da her seferinde o duyguyla en azından nasıl başa çıkacağımızı öğrenerek hayatı devam ediyoruz. Mesela hani şeyden bahsettin ya, hani ben lisanstan önce de resim çizmeyi çok seven biriydim gerçekten. Ve belli başlı resimlerim vardı benim. Sık sık çiziyordum vardı. Elimde değdi yani. Sürekli çiziyorum. Diyorum ki burada bir anlam var ama ben ne anlama geldiğini bilmiyordum. Bilmiyorum diyordum. Ne zaman sanat terapisi eğitimi aldım. Bazı şeyler benim için daha iyi bir anlam buldu. Hani bir şey çiziyorum, içimden geliyor ve ben onu oraya yansıtıyorum ve onu neden yaptığımı biliyorum. Belki benim kendi içimdeki kötü yaşantılarımla ilgili olabiliyor. Ya da çok sevdiğim şeylerle de ilgili olabiliyor. Kendi duygularımla ilgili oluyor. Hani onu kendim ortaya çıkarmış oluyorum. Ve bir diğer güzel noktası belki neye değer verdiğimi daha net görüyorum. Ben nerede yaralanmışım? Hani o konu mesela aklıma geliyor oradan. Bir dahaki sefer neler yapabileceğim aklıma geliyor. Ya da bazen kendi terapistime götürüyorum o konuyu. Onunla beraber çalışıyoruz. Ağzına sağlık. Allah razı olsun. Bana da hep şey gibi geliyor Aynur. Hani bazı insanlar şey der ya, işte terapiye gitmelisin denildiğinde. Ya ne anlatacağım ki, benim anlatacak bir şeyim yok. Ve sanki sanat terapisi o neler anlatabileceğinizi daha somutlaştırıyor. Yani evet. Bak burayı anlatabilirsin. Mesela şurada bir şey var diyor bence insanı somut olarak. Ya da işte farkındalık sahibi değilseniz ya da bir içgörüye sahip değilseniz yaşamınıza dair. Sanat terapisi bence bu noktada insanı özellikle besliyormuş gibi geliyor bana. Hani ben bir uygulayıcı değilim sanat terapisinde. Hani o yüzden bana öyle geliyor diye ifade etmeyi daha doğru buluyorum. Ama mesela o gün yaptığımız seninle küçük bir atölyede de bunu hissetmiştim. Yani bir şeylerin farkında da olabilirsiniz böyle. Yani bir olay yaşamışsınızdır. Ya mesela dostumuz Hatice'nin vefatı. Yani bu hepimizin çok bariz olarak bildiği ve gerçekten üzerimizde ne tür etkilerinin olduğunu çok derinden hissettiğimiz bir olay. Ama şu an bugünümde Hatice'nin benim hayatımda, yani Hatice'nin kaybının daha doğrusu, kaybının üzüntüsünün benim hayatımın neresinde olduğunu aslında o yaptığımız küçük atölyeyle çok daha net ve güzel, somut bir şekilde görebilme fırsatım olmuştu. Sonra onun üzerine dediğin gibi işte ekten de yola çıkarak, yani kabul ve kararlılık terapisinden de yola çıkarak, ah tamam bulduk, şimdi neler yapabiliriz diye konuşmak belki de. Hani şey olur ya bazen, yani bir yerin ağrır ama hani neden olduğunu bulamazsın gibi. Yani sanki sanat terapisinde onun hani o ağrının sebebi keşfediliyor. Daha sonra bu ağrıyla neler yapılabilirin önünü açıyor belki de sanat terapisi. Yani benim tecrübe ettiğim böyle oldu. Bir de belki hani bu noktada böyle travmayı biraz daha açmak gerekir mi sanat terapisinin altında? Yani travmanın iyileşme sürecindeki sanat terapisinin etkisi nedir? Ne boyuttadır? Bunu biraz açabilir misin? Tamam, inşallah hemen açayım. Onun öncesinde senin dediklerine şunu eklemek istiyorum. Aslında sözlü ifade edemediğimiz şeyleri bir nevi bedenimizde ortaya koymamızı sağlar. Çünkü biz de biliyoruz yani bedenimiz ve zihnimiz arasında bizim bazen anlam veremediğimiz farklı bir dil var. Yani gerçekten bu bizde sistematik olarak böyle. Hani bir şey refleksif olarak bazen yaparsan nedenini en başında anlamadığımız ama yaptığımız şeyler olur. Resimde de bu biraz böyle. Hani aklımıza bir şey gelir, resme aktarırız ama mesela kil çalışmasında bu bazen üzerine ben burada ne düşünüyorum, ne imajını ediyorum demeden bazen bir şey yaparsın, böyle bir şekil verirsin, eline vermeye çalışırsın ve bıraktığında daha sonrasında onu resim gibi görürsün orada. Aa, ben ki de şunu şunu yaptım, burada şunlar olmuş, bunlar olmuş. Hani aslında sözlü ifade edilemeyen şeyleri de ortaya da koyar. Travma noktasına gelecek olursak da tabii bunun öncesinde konuşulan şeyler olmuş olur. En başına onu söyleyeyim. Belli konuşulan bir öykü vardır. O öyküde hani terapist bunu hissettiğinde aslında o konu üzerine bir kil çalışması olabilir, bir resim çalışması olur.
hani kişinin o duyguyu yaşamasına izin verecek bir alan oluşturur onu orada. Hani oradaki o zehri akıtmak diyebiliriz belki. Hani bazen damardan böyle bir zehri de akıtmak gerekir ya. O zehri belki orada bir akıtırız. Hani o kişi olanı dökeni, olanı içindekileri bir döker, bir ortaya sunar. Ve hani bir rahatlamasını en başına sağlar. Hani o zehrini oradan bir en başına alınmasını sağlar. Ha, evet, olay belki değişmiyor ama en azından olaya verdiğimiz tepkiler zaman içerisinde değişebiliyor. Ve bunun içinde bir şeylerin yaşanmış olması, bastırılmamış olması önemli. Ama öyle şeyler de var ki bazen kabul edelim günlük hayatta kişinin değerlerine uygun olarak duygularını apaçık ortaya çıkaramadığı anlar, konular olabilir. Hani kendisini belki de farklı bir mücadele içerisinde buluyordur ve o duygusunu bastırmak zorunda kalıyordur. Hani bu çok istisnai bir durum. Hani bu insanlar duygularınızı mutlaka bastırın konuşması değil ama bu yapılan bir şey olduğu için toplumda söylüyorum. Ama terapi odasına girildiğinde, o seans odasındayken kişinin aslında bir nevi o travmasını yeniden yaşamasına. Bu o an zorlu bir an, bunu da söyleyeyim. Evet, ama o kişinin sağlıklı bir şekilde onu yeniden ortaya çıkarabilmesini ve bu sefer o akıtılan zehrin yerini temizlenip bir merhem konulmasını aslında o belli müdahalelerle ve o yarayı dikilmesine en azından fırsat sağlıyor. Kesinlikle. Bence en önemli noktası burada bu olur travmayla ilgili. Tekrar yaşanıyor. Evet, zorlu bir an o an ama en azından sağlıklı bir şey yerine konulabiliyor bu sayede. Kesinlikle. Yani o yarının iyileşmesi için temizlenmesi gerekiyor. Evet. Ve bazı yerin açılması gerekiyor. Kesinlikle öyle. Peki yani bu yani tam bu noktada belki konuşmanın seyrini biraz değiştirecek ama sanat terapisi almak isteyen danışanların ya da sanat terapisi eğitimi almak isteyen psikolog arkadaşlarımızın nelere dikkat etmesi gerekir? Bu konuda önerebileceğim bir şeyler var mı? Tamam, inşallah. Ben önce bir alandaşlarla inşallah başlayayım. Çünkü o zaman otomatik olarak aslında bir nevi danışanlara da cevapları da biraz çıkmış olacak. Alandaşlarıma şunu öneririm. Hani oradaki en başına sertifika konusu. Hani bunun sonuçta çok soyut bir konu olduğu için güvenilir belli başlı testlerden geçilmiş, geçerliliği kabul edilmiş, tutarlılığı kabul edilmiş olan kurumlardan, yani özel daha belirgin olacak olursa üniversite onaylı olarak sertifikasyon sağlayan kurumlara gidilmesi daha önemli olur. Ve bununla ilgili sanat terapisinde belli başlı çalışmaları olan hocaları. Mesela ben Volkan Demir Hoca ve Ayşenur Yılmaz Hoca'dan aldım bu bütüncü sanat terapisi eğitimimi. Hani ikisi de gerçekten bu konuda ehil insanlar ve ben onlara gidip bunu almak istemiştim. Bu noktalarda bakılacak ilk şey kurum, daha sonrasında veren kişi. Ve bence bir diğer noktası hoca ile sizin diyalog uyumu. Bu belki bir tık şey gelebilir ama hani sonuçta bir sanat terapisi eğitiminde de kişi aslında kendi sürecinden de o sırada bir tık geçmiş olduğu için kendisini biraz daha rahatlıkla dökebileceği bir hocaya sunması onun için en azından daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani orada buna ağırlıklı olarak şeyler yapılması ve kişinin nerede kullanmak istediğine göre, mesela sertifikasyondan bahsettik ya, hani sertifikasını uygulayıcı sertifika veriyor mu? Bu bence çok önemli. Hani kimisi bu eğitimleri verir ama teorik olarak verir. Ama sanat terapisi gerçekten teorik olarak verilebilecek bir eğitim değil. Teorik bir boyutu da var, evet. Ama uygulayıcı noktasında da sizi geliştirmeli. Ki şöyle bir şey var, sanat terapisi eğitimi aldıktan sonra da bu bitmiyor. Çünkü semboller, evet, duygular, danışanın duygularıyla bağlantılı olsa da, referans bu olsa da belli başlı şeyler var ki çok net bir şekilde herkese ortak bir anlama çıkıyor. Psikodinamik okumalar olur. Bu noktadaki hani sanat terapisine bağlı Dışa Vurucu Sanat Terapisi kitabı vardı. Hatta belli başlı ekoller üzerinden şeyleri vardı. Nasıl kullanıldığını anlatılıyordu. Hangi yaş aralığında kime ne uygulanabileceğini çok güzel detaylı bir şekilde açıklayan bir kitap. Onları inceleyebilirsiniz. Mutlaka kitapla da desteklenmesi gereken bir ekol yine burada. Ve bununla beraber olarak da burada danışanlarımıza sanat terapisine başvuracakları zaman neye dikkat etmeleri kısmında şunu söyleyebilirim. Kişi ruh sağlığı alanında çalışan mı? Hani bu noktada yaşam koçu vesaire gibi değil arkadaşlar. Çünkü bunun patolojik bir boyutu da olduğu için o kişi psikolog mu, psikolojik danışman mı, psikiyatrist mi? Hani bu noktasına bakılması çok önemli. Çünkü biz burada daha halka açık kısmını konuştuğumuz için çok patolojik kısmına girmek istemedim, boğmak istemedim sizi. Ama bunun patolojik noktaları da var.
Hani o patoloji okuma noktası da var. Bu yüzden patoloji bilgisi olan ve patoloji bilgisi olup bu noktada aslında bir nevi YÖK tarafından onaylanmış kimseler oluyorlar biliyorsunuz bizim alandaşlarımız. Bu yüzden bu noktası önemli olur derdim. Kesinlikle ve istismara da açık bir evet. Konu. Evet, yani birisi kalkıp şu an maalesef ki şey diyebilir, ben sana terapist atölyesi açıyorum ama içeriğini bilemezsin. Hani bu duygular konusu olduğu için ve bazen travmaya da değindiği için oradaki kendinizle geçerliğini sorgulamanız, o kişiyi acaba eğitim nereden aldınız, sertifikanızı benimle paylaşır mısınız demeniz hiçbir sakıncası yok. Her zaman bunu sorabilirsiniz. Kişi psikolog bile olduğunu söylese diyebilirsiniz ki ben diplomanızı görmek istiyorum. Bu en doğal hakkınız. Kesinlikle. Zaten işin ehli olan insanlar bu talebinizden rahatsızlık duymazlar. Bence evet. Bu parantezi açmakta fayda var. Yani sadece sanat terapisiyle ilgili değil, herhangi bir konuda destek almak istediğinizde, bir psikoloğa gittiğinizde hani muhakkak onun eğitimine dair ve yetkinliğine dair bir sorgulamaya girmek sizin hakkınız. Ve zaten o alanda yetkin bir insan bu sorgulamanızdan rahatsız olmaz. Çünkü yani söylemekten sakınacağı bir şey yoktur. Yani verir bilgilerini ve işine devam eder. Hani o yüzden bu noktada bir çekinceyle yaklaşmaktansa senin de dediğin gibi gayet hani rahat bir şekilde bence soru sorulmalı. Çünkü gerçekten istismara açık bir alan. Yani çok yanlış yönlendirmeler de yapılabilir. Çok yanlış yorumlamalar da yapılabilir kişinin çizimi üzerinden. Ya da hani zaten zar zor ya da hiç farkında olmadığı bir şeyi ifade ediyor, oradan somutlaştırıyor. O ifade ettiği şeylere karşı hani daha da meseleden uzaklaşabilir karşısındaki insanın vermiş olduğu amatör tepkiler yüzünden. O yüzden hassas bir mesele. Belki aslında hani bu bölümün sonuna artık yaklaştık ama şeyi de konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Yani genel anlamda sanatın insan psikolojisine olan etkisi. Bir de şunu merak ediyorum aslında Aynur, hani soruma bir ek olarak. Kişinin böyle günlük hayatında işte duygularını daha iyi tanımak için, kendini keşfetmek için yapabileceği küçük destekler olabilir mi kendine yönelik? Yani her fırsatta bir sanat terapisi atölyesi bulamayabilir ya da bir sanat terapisi de bulamayabilir. Ama kişiye şunu diyebilir miyiz? Yani elinde bir kağıt ve bir kalem varsa bak o an çok yoğun hissediyorsan ama ne hissettiğini bilmiyorsan şöyle yapabilirsin, şunu yapabilirsin gibi herhangi bir önerin olabilir mi? Rahmetli Doğan Hoca şey demişti mesela bir videosunda, o hatırlıyorum. Günlük tutun da her gün hissettiğiniz 3 duyguyu yazın mesela gibi bir şey söylemişti. Hani bu noktada belki böyle sanatla, kalemle çizerek yapabileceğimiz bir şey var mı diye de eklemek istedim son sorum olarak. Tamam, inşallah. Önce ikinci sorudan başlayayım. Bu arada sen de daha sorunu sorarken benim aklıma Doğan Hoca'nın söylediği, verdiği o tavsiye geldi. Ki ben hala daha onu uygulamaya çalışırım. Ve bence insana en çok şey katan noktası o oluyor. Şöyle bir şey var ki kişinin zaten hepimiz aslında bir nevi bunu resim başlığı altında açıyor olsak da şunu ya da kil, kolaj başlığı altında açıyor olsak da hepimiz aslında belli başlı o içindeki duyguyu yansıtmaya çalıştığı yerler vardır. Bir yemeği yaparken olur bu. Yani oradaki bir özen vesaire vermesi, neyin nereye koyduğu. Aslında bunların altında hep bir psikolojik bir neden görebiliriz biz. Gerçekten orada belli bir dil vardır. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu ne kadar duygularımızı yaşamak, akıtmak için çok güzel bir yöntemdir. Evet ki biz bunu uygulayalım. Ama eğer siz o resmi çizerken çok ağlıyorsanız, titriyorsanız, beni başlı semptomlar gösteriyorsanız bir bilene, bir danışmanı sizin için daha iyi olur. Hani tabii ki de güzel duygularınızı, hatıra amaçlı bir çiçek olur ya da bir deniz olur. Ya da olumsuz bir duygunuzu bir şekilde yansıtmanız, akıtmanız güzel olur. Ama eğer burada aşırıya kaçan bir noktası varsa hani onu size yardımcı olmak yerine sizi daha kötüye de götürebilir. Oradaki sadece hani aşırıya kaçmayan noktası için şunu diyebiliriz belki Nalide'de. Orada bana o ne yansıtıyor? Mesela ben orada dağ çizdim, çiçekler çizdim, işte dağın önüne bir deniz çizdim ve oraya bir yansıma çizdim. Hani o benim için ne anlama geliyor ya da hangi duyguları çağrıştırıyor, ben hangi duyguları yaşamayı seviyorum. Hani daha bu minvalindeki noktalar için evet iyi olur. Ama dediğim gibi aşırıya kaçmadığı kısımlar oldukça. Hem Doğan Hoca'nın da senin de dediğin gibi o tavsiyesini asıl vermiş olalım. Duygular için bence en güzel yöntemlerden biri o. Ben bugün neler hissettim? 3 temel duygu olarak niye hissettim?
neden bunlar oldu gibi. Hani böyle kötü bir anlamda neden bunlar oldu gibi değil de hani psikolojik nedeni anlamak için orada ilk güzel olur. Sanatın insan psikolojisine etkilerinden bahsetmiştin. Bununla ilgili pardon soru istemiştin. Ağırlıklı olarak biz aslında olumlu bir yönünü görüyoruz sanata dair. Çünkü hani insanlar hem sanatı seyretmek olarak olsun hem de kendileri uygulama yönüyle olsun duygularıyla direkt olarak bir bağ sağlıyor. Zaten burada belki çok uzak bir benzetme gibi gelebilir ama çok yakın ilişkili aslında amigdalamız var ya bizim hani duygu ve hafızalarımızla ilgili bir noktada. Çoğu çizdiğimiz sanat eseri, yaptığımız bir eser aslında bizim duygularımıza olan bağımızla, anılarımıza bağlı şeylerle ortaya çıkıyor. Yani bu aslında güzel bir etkisi de var. Hani güzel bir alanda, güzele, üretkenlik üzerinde bu çevrilebilir. Biz bugün ağırlıklı olarak resimlerden bahsettik. Ama kişi bunu fincanlarla, kupalarla vesaire olarak da güzel bir şeyle hem sanatını yansıtıp hem de bunu bir zanaati çevirebilir. Bir üretkenliğini hem orada yansıtabilir hem de duygusunu güzel bir noktaya kanalize edebilir. Evet hani aktarabilir hep dedik ama kanalize etmek kelimesi de bence burada önemli. Şeyleri kanalize etmek orada bize de iyi gelir. Ya da belki bir tık daha alanın dışına çıkıyoruz ama sanat psikolojisi de, sanatın zaten insan üzerindeki etkilerinden bahsediyoruz gerçi. Hani bir tiyatroda mesela insana iyi gelir. Hem oradaki insanlarla belki seyirciyizdir orada ama bir etkileşimimiz yine olur. Hani hem oyuncunun orada olur hem de seyredenin orada olur. Orada aktarılan üzerinden, belli mesajlar alınması üzerinden de bizim de hem eğlenme kısmı olsun, duygularımızı ortaklaşa paylaşma kısmında olsun. Çünkü tiyatroda aslında ne olur? Orada izleyiciler bir kitle olur, beraber bir bütün olurlar. Yani duygularımızı aslında beraber kanalize ediyoruz bir nevi. Beraber aktarıyoruz. Ve burada aslında birlik kısmı da insana iyi gelen bir noktası. Yeniden hatırlatalım. Daha evvelki sohbetlerimizde de bunu konuşmuştuk. Birlik hissetmek de önemli. Çünkü duyguları hissederken bence insanı hüzne sürükleyen şeylerden biri şu, yalnız hissetmek. Yalnız olmadığımızı hatırladığımızda aslında bu duyguları Nadine de yaşıyormuş, Betül de yaşıyormuş. Biz beraber yaşamışız ya bu duyguları. Çok da farklı değilmişiz. Şey geldi hatta bu konuyu açınca aklıma. Antropoloji hocamız bize şey söylemişti ya hani, insanlar olarak evet farklılıklarımız vardır, kimimizin renkli farklıdır. Dili farklıdır, dini farklıdır ama her zaman benzerliklerimiz daha çoktur. O an böyle benim kafamda bir kapı açılmıştı. Harbiden düşünce öyle. Hepimizin iki kolu, iki bacağı ya da hani genel olarak bedeninde benzer parçalar, gözlerimiz var, burnumuz var ve daha da önemlisi bence daha büyük bir benzer noktası duygularımız. Hepimizin mutlaka duyguları var. Hepimiz farklı şeyler hissediyoruz ama hepimizin duyguları var. Ve sanat bence bu duyguları aktarmak için, soyutu somuta çevirmek için çok önemli bir nokta. Nedenini hatta şöyle de ekleyeyim. Bilim dünyasında biz daha çok neye önem veriyoruz? Gözlemlenebilir oluşu. Hı hı. Aslında terapötik ilişkide de o kişinin duygusu gözlemlenebilir bir hale geliyor. Ve biz gözlemlenebilir bir şey üzerinden daha kolay müdahale edebiliyoruz. İnsanlar sanat terapisi deyince çok soyut düşünüyorlar. Evet çok soyut bir yönü de var. Ama çok ciddi bir aslında onu gözlemlemeyi iten bir yönü de var. Bu yüzden de iyi. Kesinlikle. Bazı tablolar aslında insana aynıdır diyebilir miyiz? Bazı resimler, bazı eşyalar. Nasıl yani? Aslında insana aynıdır. Yani baktığınızda kendinizi görürsünüz. Çünkü bazı resimlerde özellikle bu oluyor. Yani aynı resmi herkes görüyor mesela sergilerde ama bazıları daha farklı bakıyor, daha derin bakıyor. Çünkü orada kendilerinden bir şey görüyorlar. O resim düşüncelerinde veya duygularında bir şeyleri onlara yansıtıyor. Yani bana ait olan şeyi orada görüyorum ve o yansıyor bana oradan. O yüzden daha farklı bakıyorum diğerlerinden. Çok sanat doğru. Terapisi de belki böyledir. Yani bir resim yapıyorum ama aslında o bir ayna yapıyorum kendime. Yani daha net görebilmek için bir şeyleri. İsmet Özel yanlış hatırlamıyorsam o söylüyordu. İnsan aynaya baktığında kendini görmez aslında. Başkalarının nasıl gördüğünü görür diye. Yani yanılmıyorsam İsmet Özel'e aitti bu cümleler. Aslında aynı şey yani. Biz bize ait olanı görebilmek için sanat terapisine biraz efor sarf ediyoruz.
Ve orada da aslında çizilmiş şeyler, dağlar, çiçekler, denizler, kaleler, ağaçlar vesaire. Ama onların da aslında kendi duygu ve düşüncelerimiz bize yansıyor. Ve onlarla yüzleşiyoruz. Evet, gerçekten böyle. Yani özellikle o İsmet Özel'den aynı örneği çok güzel geldi bana. Ve benim aklıma da şunu da getirdi. Hani biz bir esere baktığımızda şeyi de görürüz. Şuna çıkıyor dediğin, hani nesne aynadır ya orada. Kişi sadece esere bakmaz, aslında kendi iç manzarasına da bakar. Senin için nasılsa sen de onu öyle görürsün.